geliyor. Buyurun Yalçın Bey. Uzmanlık alanınıza sizi alalım. Hakan Bey. Lütfen, lütfen. Yalçın Bey'in en sevdiği bölüme geldik. Evet Yalçın Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizleri gördüm daha yine iyi oldu. Yine çok şıksınız. Yeleğiniz her zaman bize enerji veriyor. Hakan Gündoğar yürüyen elbise giyim odası gibi. Taç ekranı bekliyoruz. Bora... Tabii bizim kreasyonumuz sizin kadar zengin olmasa da ısıyı, yani. Isıyı alalım hemen. Isı haritası. Ardından buradaki menüden bakarız. Evet. Aman aman ısı olsun. Ondan sonra biliyorsun sevgili Bora. Barış Bey ardından Twitter'dan yazıyor. Evet. İlk yarıya gelelim. Cihangir. Evet. İlk yarıda Aytemiz Alanya Spor Beşiktaş. Yalçın Bey buyurunuz. Baktığınızda zaten ilk yarıda Alanya Spor'un sahaya nasıl dağılımını gösteriyor. Evet. Çok doğru örnekler var. Zaten biraz sonra da verilecek olan istatistik kısmında da Alanya Spor'un arkada Kolker ve Travelles'le önünde Zavellas'la birlikte önünde Siopolis. Evet. Yani ciddi anlamda merkezi kapatarak atak bir oyun sergileme içgüdüsünde olan bir Alanya Spor ve karşısında da 3 tane orta sahayla ve arkada 4 defans hattıyla birlikte 7 kişiyle savunan bir Beşiktaş. Geçiş oyununu çok iyi yapan bir Beşiktaş bugünkü müsabakada tamamen Alanya Spor'un uygulamış olduğu oyun karşısında tıkandı. Neden? 3 tane defansif orta saha oynama özelliğini taşıyan oyuncularla sahaya çıkması Beşiktaş'ı üretkenlik açısından bugün maalesef istenilen seviyede bırakmadı. Ve buna da zaten en belirgin özellik Alanya Spor'un oynamış olduğu oyun şablonu. Neden dersiniz? Sahada Beşiktaş'tan nasıl geçen haftalarda bahsetmiş olduğumuz gibi Hakan, üretken, sorumluluk alan, hareketli oyunculara sahip olması Beşiktaş için bir avantajdı. Ama bugün tam tersi. Bu söylemiş olduğumuz bütün özellikleri Alanya Spor içinde bulundurdu. Peki, haftalardır Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda şunu söylüyorsun. Diyorsun ki, stoperler, evet. iki stoper, evet. iki bek, evet. Öndeki orta sahayı destek verdikleri için Beşiktaş hücuma daha rahat çıkabiliyor. Daha rahat oyun kurabiliyor. Bu özelliği de Beşiktaş forvetini de rahatlatıyor. Ve kanatların içeriye girmesini, gol üretkenliğinde defansın orta sahaya vermiş olduğu desteği sık sık dile getiriyorsun. Fakat bugün Beşiktaş'ın savunmasıyla orta sahası arasında ciddi bir fark vardı. Benim kişisel görüşüm blok arasında. Yani o geçiş oyunu özellikle ilk yarıda hiçbir şekilde istediği gibi sağlayamadı. Bunun nedeni neydi? Daha çok topa sahip olmanız. Josef'i ben çünkü iki kere, üç kere ters kademeye girerken gördüm. Sizin zaten arkada oyun kurmanıza müsaade etmeyen bir Alanya Spor vardı. Dikkat ederseniz, evet. 4 kişiyle birlikte sizi defansı, kaleci avut atışı yaparken bile Taner, çıkartmayan bir oyun özelliği taşıyan Alanya Spor, Beşiktaş'ı uzun pasa yönlendirdi. Net, aynen. Bu yüzden de Utku'nun ve çok ciddi hataları vardı. Da, direkt oyunlarda Alanya Spor'un avantajı bugün çok net bir şekilde belirgin hale geldi. Baktığınızda şimdi ben ikinci soracağım. Topların alınması, Alanya Spor'un sağ parselizasyonunu çok iyi bir şekilde ve kaybedilen topları geri kazanma süresi çok kısaydı. Evet. Ve bunları zaten hepsi strateji. Tabii. Ve Çağdaş Hoca bunları düşünerek evet. Oyunu zaten kısalttı. Dikkat ederseniz. Baskı yaparken defansını da orta sahaya kadar getirdi. 30 metre. 30 metre. 30 metre. Çünkü eğer ki bu mesafeleri uzak tutarsanız rakip için inanılmaz avantaj sağlıyordu. Bunu birazdan ortalama mesafelerden daha iyi göreceğiz. Ortalama mesafelerden göreceğim ama ben evet. İlk kere için şunu isteyeceğim. Sevgili Bora ve Cihangir. Ben Siopis'i çok merak ediyorum. Gerçekten evet, bugün... Siopis'i ilk yarısını mı? Tamamını mı? Tamamını. Siopis'in tamamını bir alalım ısı haritasını. Isı haritasında. Ya bugün gerçekten çok gizli kahramanlardan bir tanesi Siopis. Dorukhan'ın bir ince pasını Abubakar'dan önce yaptığı müdahale. O alanı kapatması. Ya oyunun genelinde de Serdar evet, abi. Siopis'in ısı, aman bunu da ısıya çevir. Lütfen rica ediyorum. Evet. Baktığınızda Siopis. Sadece bu oyuncu defansın önünde olarak lanse ediyor. Ama bütün ataklar Beşiktaş'ın hangi kanadından sağ kanatla geldiğinde bekin kademesine. Yani
stoperlerin kademesine girip çok gizli bir kahraman haline geldi oyun içerisinde. Bunu net bir şekilde ben maçı izlerken görebildim. Çünkü stoper oynamış birisi olarak önündeki oyuncuların nasıl doğru pozisyonlar aldığını bugün televizyon karşısında çok net bir şekilde görebildim. Yani bugün o geçiş oyununu doğru hamlelerle Beşiktaş'a tabiri caizse sağlatmadı. Evet. Ve bu kadar üretkenlikten uzak bir Beşiktaş'ın görünmesine sebep olabilen çok gizli kahraman diye düşünüyorum açıkçası. Siyopis değil mi? Evet. Peki ilk yarıda 13 şutu var. İlk yarıya gelelim tekrar. 4 oyuncu isteyeceğim. Aytemiz Alanya Spor'dan. Barriero, Bakasetas, Kuma Babakar ve Davidson. Davidson. Şimdi bu 4 futbolcunun ısı haritası bu. Şimdi ilk yarıdaki üretkenliğine bakar mısın 4 futbolcunun? Tabii. Beşiktaş'ı diğer haftalarda överken ne diyorduk Hakan? Sorumluluk alan ve birbirleriyle yer değiştiren ve doğru koşular yapan. Davidson'a bakıyorsunuz kenarda başladı. Merkezde santraforda yer değiştiriyor. Ve baktığınızda Montero bir ara oyun içerisinde kararsız kaldı. Devam edeyim mi yoksa önümdeki oyuncuya devredeyim mi? Aslında bir anlamda oyunun ilerleyen dakikalarında bunu çözdü. Devir yaptı. İkinci yarıda. Tabii. Neden derseniz çünkü çok zeki bir oyuncu grubuna sahip Alanya Spor. Ve her oyuncu birbirinin özelliklerini o kadar çok iyi bilen bir saha dağılımında da bunu net bir şekilde gösterdi. Ve böyle oyuncularla orta sahaya kadar devam ederseniz stoper olarak sizi hataya sürükler. Çünkü boşaltmış olduğunuz yere kenardan koşularla deplase olup sizi karşı karşıya kaleciyle bırakacak, etkenlere sebep verecek, çok pozisyona sahip olabilecek bir Alanya Spor izleyebilirdik. Ama bunu ciddi anlamda tecrübeleriyle kapattılar. Baktığınızda tabii Beşiktaş'ın 3 tane defansif orta saha oynamasının temel sebeplerinden bir tanesi de bugün Sergen Hoca önce durdurma adına, sonra da o geçiş oyununu çok iyi yaptığı geçiş oyununu sahada göstermek istedi. Ama buna Alanya Spor müsaade etmedi. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın ikinci yarısına bakacağız. Çünkü ikinci yarıda değişen bir Beşiktaş gördük. Evet. Gelelim. Bunu da ısıya çevirelim ama. Şimdi Beşiktaş ilk yarıdakinin tamamen aksine daha çok yayılan, senin demiş olduğun gibi ben de sana onu soracaktım. Devirli bir sistem. Yani Montero önündeki Josef'e, evet. İşte Wellington önündeki Atiba'ya sürekli olarak kendisine gelen adamları devrettiler. Ve daha iyi bir geçiş oyunu sağladı Beşiktaş. Bakan, zaten stoper kaleye yakın bölgede adam adama devam eder. Ama kaleye uzak bölgede, orta sahada önündeki adama devretmek zorundadır. Neden? Çünkü artık günümüz futbolunda kenardan arkaya, merkeze, geçiş oyununda direkt kaleye deplase olabilecek oyunculara sahip oldukları için takımlar, bu anlamda zeki ve tecrübeli oyuncular önündeki oyunculara devretmek zorunda. Ve Wellington çok tecrübeli. Zaman zaman ben baktım, yani iletişim halinde. Ama hatalı yaptı bugün. Beşiktaş taraftarının eleştirileri de var. Yani Montero'da da vardı o hata. Wellington'da da var. Tabii. Ama bunun en büyük sebebi karşısında çok hareketli. Sadece bu arada ligin değil, şu anda mevcutta 10 büyük ligin içerisinde ofansif gücü en yüksek takımlarından bir tanesi vardı. Evet. Alanya Spor. Birbirini tamamlayan çok önemli oyunculara sahip Alanya Spor. Evet. Davidson baktığımda çok farklı bir oyuncu. Çok. Mesela bir stoper olarak tabiri caizse nefret edebileceğim bir oyuncu tarzı. Çok gezgin, çok hareketli, sırtı dönük. Yani inanılmaz kuvvetli. Kuvvetli, evet. İyi bir baktığınızda transfer. Rozier'e de ciddi anlamda oyun içerisinde çok zor anlar yaşattı. Zaten o yüzden evet. İşte Rozier'in işte bakıyorsunuz diğer oyuncu grubu orta sahada işte diğer taraftan Gezal'ın bunların Serdar, pas performansları çok geriye düştü. Taner, Davidson'un 86 dakika 14 kalmış, tane ikili mücadele kazanma. Şut, 19 isabetli pas, ikili mücadelelerin 14'ünü kazanmış ve 12 top kayıp. Çok iyi transfer. Ya bu oyuncuları inandırabilmek önemli bak. Çünkü Çağdaş Hoca diyordur. Gezal'ı bunu yapmamız lazım. Rozier'i bunu yapmamız lazım. Tabii. Atiba'ya bunu diğer maçlarda Beşiktaş'ın rakipleri, hocaları söylemişlerdir. Ama bu oyuncuları bu şekilde oynattırabilmek önemli. Evet. Hocadaki o hırsı görüyor oyuncular. Zaten maçtan sonra Alanya Sporlu oyuncuların yaptığı açıklamalara baktığımızda Çağdaş Hoca'nın bu tarafından da bahsediyorlar. Bu önemli bence. Mesela evet. Alanya Spor'da Kolkır kenardan atılan hareketli toplar ve duran toplarda
inanılmaz karşılamasıyla mesela çok ön plana çıktı.